Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Murat. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle oyuna yeni gelen bir etkinlik var. Onun hakkında biraz size tüyo vermek istiyorum açıkçası. Çünkü bilmeyen arkadaşlar oluyor. Yani bu parçaları nasıl kasacağını ve daha kolay nasıl elde edeceğini tam olarak bilmeyen arkadaşlar var. Bunlara biraz taktik vermek istiyorum açıkçası. Bununla ilgili de bayağı bir bana yorum geldi. Neden çekmiyorsun bu videoyu? Neden yapmıyorsun gibisinden. Ben de çekmeye karar verdim. Aslında var birkaç video var internette ama ben daha farklı bir şekilde size anlatmak istiyorum. Hani kısa yollarını direkt size aktarmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle göstereyim ben size. Benim şöyle madenlere gönderdiğim farmlarım var. Mesela şu an benim mesela farmım 280 bin toplamış ve ben bunları biraz unutmuşum çekmeyi. Bunun olayı şu arkadaşlar. Bu farm gönderdiğiniz zaman şimdi bazı arkadaşlar vardır böyle uğraşmak istemezler çekmeyle mesela hani farma gönderip geri çekme olayını yapmak istemezler. Ben bu arkadaşlara şunu öneriyorum. Direkt zone 1'e ışınlanıp şimdi şöyle ben size göstereyim. Yani şurada mesela zone 1'e ışınlanıp şuradaki madenleri toplayabilirsiniz arkadaşlar. Yani burada birinci seviye madenler var mesela. Birinci seviye madenlerden de size 127 bin bir 127 bine tekabül eden bir maden geleceği için bu size bir parça, iki parça yani etkinliği yapmanızı sağlayacak parçaları sağlayacak arkadaşlar. Yani direkt bu şekilde yapabilirsiniz veya benim gibi direkt farmdan çıkar çıkmaz adamınız gönderebilirsiniz arkadaşlar. Ve bu rakam 127 bini topladığı vakitte yani 127 bin kaynak toplandığı zaman köyünüze çekin arkadaşlar. Bu ödülü size verecektir. Yani şu parçaları size devamlı sağlayacaktır oyun. Yani 127 bin bunun minimum seviyedeki rakamı diye düşünün. Yani birinci seviye maden 127 bin olduğu için oyun size diyor ki ben diyor 127 bini toplarsan sana bu parçayı veririm arkadaş. Hani bu şekilde söylüyor oyun size. Şu şekilde yapabilirsiniz. Yani mesela öğelerinize girip şurada güçlendirme var arkadaşlar. Yani bak mesela 24 saatlik pekiştirilmiş toplama var. 24 saatlik mesela taş güçlendirmesi var. %25 arttırır. Ya bunları bastığınız vakitte şuradaki olay var arkadaşlar. Mesela bunları da aldığınız zaman bunları da mesela köyünüzde 15 dakikada bir toplamanız gerekiyor. Yani 15 dakikada bir topladığınız zaman buradan da size parça sağlanmış oluyor. Mesela bak şöyle göstereyim ben biraz önce topladım. Bayağı bir parça gelmiş. Yani 3 temel unsuru var bu parçaların size gelmesi için. Birincisi dediğim gibi maden. Madende 127 bin madeni topladıktan sonra geri çekmeniz gerekiyor. İkincisi her 15 dakikada bir buradaki keresteci, tarla, taş ocağı, altın madeni, buradaki köyünüzdeki şeylere tıklamanız gerekiyor. Her 15 dakikada bir tıkladığınız zaman size parça sağlamış oluyor. Üçüncü olayımız ise arkadaşlar barbar kesmeniz gerekiyor. Şu an ben mesela martılımla YSG'mi koydum. YSG'yi arkaya koydum. Bu şekilde bir ordumla da barbar kesebiliyorum. Yani rahatlıkla mesela hani toplu bir barbar görürsem onlara dalıyorum. Şu an benim barbarlarımı kesen bir arkadaş var. Yani her neyse yani dediğim gibi yani YSG'si olan arkadaşlar için bu geçerli. Yani daha kolay kasma yani eylem puanını harcamadan YSG ile mesela bir orduda yani bir dalışta mesela 4-5 tane barbarı aynı anda kesebiliyorsunuz. Ya yani buradan da bir parça sağlamış oluyorsunuz. Ama en kolay yöntemini sorarsanız dediğim gibi devamlı madenlerden adamınız geldiği vakitte madenden gelir gelmez direkt göndermeniz arkadaşlar. Yani 127 bin toplandı hemen çek. Yani 127 bin toplandı her an hemen çek. Onun dakikasını hesaplayıp yani ona göre devamlı telefon başında olmanıza da gerek yok. Yani mesela böyle madeni adamınızı gönderirsiniz. Ondan sonra zaten kontrol edersiniz. 127 bin toplandığı vakitte direkt zaten adamınızı köye çekmiş olursunuz. Ve bu da size parça kazandırmış olur. Bu şekilde devamlı parçaları bu şekilde biriktirebilirsiniz arkadaşlar. Güzel bir etkinlik. Yani bu etkinlik şöyle söyleyeyim size. Oyunun free to play açısından
en iyi etkinliği arkadaşlar. Yani buna oynamanız gerekiyor. Yani şurada mesela bu etkinlik çok zor gelen bir etkinlik. Yani 2-3 ayda bir geliyor veya gelmiyor. Bazen 4 ayı buluyor bu etkinliğin gelmesi. Hani bu süreçte mesela elmas biriktirebilirsiniz bunun için. Mesela 7K elmasınız gerekiyor. Ben mesela şu an bir 7K elmas yatıracağım buna. Ve yapraklarımı basmaya başlayacağım. Yani topladığınız yapraklar arkadaşlar tamam bir tane topluyorsunuz ama burada mesela bastığınız vakitte kritik olarak mesela 3 tane gelebiliyor veya 8 tane gelebiliyor. Bu şekilde yani bunları hızlı bir şekilde toplayıp bunlara mesela hızlı bir şekilde basabilirsiniz. Oradan da zaten ödülleri hızlı bir şekilde almış olursunuz. Ya buradan ne geliyor diye de sorarsanız 35 tane heykel geliyor arkadaşlar. Yani altın komutanlarınızın becerisini yükseltmeniz için gereken materyaller buradan sağlanmış oluyor. Yani bu şekilde bir kendinizi organize ederseniz çok basit bir şekilde 2 veya 3 gün içinde komple bu bütün ödülleri almış olacaksınız. Yani 25'e kadar bir seviyesi var bunun ve totalde ne kadar gerekiyor bilmiyorum bambu yaprağı ama bayağı bir gerekiyor. Yani böyle şöyle söyleyeyim size 10.000 tane falan gerekiyor diye biliyorum. Yani çünkü 24'ten 25'e geçerken 3K bir bambu yaprağı gerekiyor diye biliyorum. Onun haricinde zaten totalde bir 10-15K, 10K'ya yakın bir bambu yaprağı gerekiyor. Ama beni dinlerseniz bu şekilde yaparsanız yani 127 bini toplarsanız mesela geri çekersiniz direkt madeninizi ya aşırı şekilde bambu yaprağı kasmış olursunuz. Yani etkinliği kasmış olursunuz. Yani bu tür etkinliklerde de bilginiz olmuş olur. Bir de şunu söyleyeceğim. Bazı arkadaşlar mesela zone 1, zone 2 ne, zone 3 ne bunları bilmeyen arkadaşlar var. Ben mesela şöyle size bunun da açıklamasını yapayım. Şimdi arkadaşlar bayraklarda şu sağ tarafta gördüğünüz haritada mesela en baştan başladığınız zaman şu kenar kısımlar komple kenar kısımlar zone 1 diye geçiyor arkadaşlar. Burada bulabileceğiniz olay şu 1 ile 3 arası maden seviyesi mevcut buralarda, tamam mı? Sonuç bir tık daha mesela geçitten geçtiğiniz zaman şuradaki geçitten geçtiğiniz zaman ya ilk geçitten geçtiğiniz zaman bu bölgede zon 2 oluyor arkadaşlar. Yani bu bölge bütün geçitten geçilen bölgeler zon 2 oluyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yani buradaki bütün bölge zon 2 oluyor. Zon 3 neresi diye sorarsanız zon 3 kralın toprakları arkadaşlar. Yani kralın kayıp tapınağı fethettiği yer komple zon 3 diye geçiyor arkadaşlar. Bu zon 3'te ne var diye sorarsanız zon 3'te 6. seviye madenler var arkadaşlar. 5 ve 6. Barbar kaleleri var. 4 ve 5 barbar kaleleri var. Ama dediğim gibi etkinliği oynayacaksanız kısa yoldan hani ben madeni takip edemiyorum, devamlı madenime bakamıyorum derseniz şöyle kenar kısımlardan bir yere ışınlanıp arkadaşlar şuralara bir yere ışınlandığınız vakitte ikinci seviye maden toplarsınız. Birinci seviye madenlere adamınızı gönderirsiniz. Bu şekilde etkinliği oynamış olursunuz. Mesela ben şöyle mesela bazı arkadaşlar yapıyor mesela şu arkadaş mesela gelmiş buraya. Devamlı madene gönderiyor devamlı. Yani uğraşmak istemiyor. Maden takibini yapmak istemiyor. Yani 127 bin zaten şöyle gösterdiğim zaman 189 bin ikinci seviye 100 yani 100 bin falan. Ya yani bunlardan toplayabilirsiniz seri seri adamınızı gönderirsiniz, çekersiniz ve size ödülü sağlamış olur. Yani direkt zaten sistem size o parçayı veriyor. Dediğim gibi bu köy de çok önemli. 15 dakikada bir tıklamanız gerekiyor. Bak şu an mesela tıkladım ben. Bana bir tane bambu yaprağı vermiş oldu. Bu etkinliği oynayın arkadaşlar. Yani oynamanız gerekiyor. Çünkü bu etkinlik zor gelen bir etkinlik. Yani para yatırmayan bir arkadaşın gerçekten bu etkinliği oynaması gerekiyor. Çünkü çok kazançlı bir etkinlik. Yani 7K elmas harcıyorsunuz ve verdiği yani hediyelerin haddi hesabı yok. Yani yıldız veriyor. Ondan sonra heykel veriyor. Şöyle baktığınız zaman 1K cevherden tutun. 2K mesela şöyle söyleyeyim. 7K elmas harcadınız değil mi bu etkinliğe? 2K sonunda zaten size veriyor. 2 ve 2 hesap yapalım. Mesela 7K cevher harcadınız. 3K buradan zaten 3 tane veriyor. 4,5K 4,5K elmas almış olduk. Bir de buradan 5K yani 5,5K siz 7K elmas harcıyorsunuz. Oyun size zaten 5,5K elması geri iade ediyor. Bunun yanı sıra zaten bir dünya ödül alıyorsunuz.
Yani çok mantıklı bir etkinlik arkadaşlar. Yani bunu sakın ihmal etmeyin, oynayın ve ödülleri almaya bakın. Çünkü ya bir komutan, yani altın komutanı max yapmak gerçekten çok zor oyunda. Hani nereden baksanız 700 tane kafa gerekiyor. Yani altın heykel gerekiyor. Ondan dolayı bu etkinliklerde oynarsanız, yani belli başlı etkinlikler oynarsanız karakterinize, mesela şöyle söyleyeyim, 6 ay içinde, 5 ay içinde bir tane max altın komutan katmış olacaksınız. Yani bu da sizin için çok iyi olacak. Yani en azından bir tane max seviyede altın komutanınız olacak ve oynayabileceksiniz oyunu. Yani bazı yerlere gidebileceksiniz, savaşacaksınız. Yani oyunda mesela altın komutan çok değerli. Oynamanız gerekiyor. Yani bazı komutanları seçip bütün altın heykellerinizi ona yatırmanız gerekiyor. Ki ya öne geçebilmiş olabilirsiniz yani oyunda mesela. O şekilde diyorum. Benim anlatmak istediklerim bunlar arkadaşlar. Bayağıdır da video çekmiyorum çünkü bazı sebeplerden dolayı sıkıntılar yaşadım. Ama bundan sonra devamlı olarak video çekeceğim. Beni izleyen arkadaşlara buradan teşekkür ediyorum. Kanalıma destek olursanız sevinirim. Videolarımı beğenirseniz çok iyi olur arkadaşlar. Yani abone olmayı unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.